Evet, kadınların aslında bütün insanların kuşkusuz bu ülkede yaşayan insanlar da dahil olmak üzere en temel haklarından biri olan anayasayla koruma altına alınmış haklarından biri olan gösteri ve yürüyüş hakkına az önce izlediğiniz biçimde de müdahale edildi, engellendi. Bu arada gözaltına alınanlar oldu. Aralarında bu Dünya Kadınlar Günü kutlamasından güvenlik güçlerimizin nasibini alan gazeteciler vardı. Hem gazeteciydiler hem kadındılar ve bizim de arkadaşımız aynı zamanda. Hoş geldin Gaye Şeyma Can, Anka muhabiri. Birlikte çalışıyoruz Gaye Şeyma Can'la birlikte ve dün akşam izledik senin gözaltına alınma anını. Çok da endişelendik açıkçası, duygulandık. Şimdi önce bir izleyicilerimizle de paylaşalım. Sana neler yapmışlar? Bir görelim, sonra konuşalım, olur mu? Tamam. Gayet. Arkadaşlar hadi. Evet Sky, çok geçmiş olsun. Öncelikle gerçekten çok üzücüydü görüntüler. Bir neler yaşandı bize anlatır mısın lütfen? Neden sen mesela? Şöyle, aslında biz oradan ayrılıyorduk. Çünkü eylem bitmişti. Kadınlar yavaş yavaş dağılıyorlardı. Sonrasında bir çığlık duyduk ve döndük. Hani bakalım ne oluyor, ne bitiyor? Gözaltıların olduğunu gördük. Çekelim. Hani çekiyoruz tabii ki gazeteci olduğumuz için. Çekim yaptığım için aslında bir müdahaleyle karşılaştım ve basın mensubu olduğumu söyledim. Buna rağmen işte memura mukavemet denilerek bir anda kolum çevrildi. O sırada etrafımda başka polisler belirdi ve beni direkt gözaltı aracına, hatta o gözaltı aracı da değil polis aracıydı bu arada, oraya götürdüler. Şekerim aynı anda düşmeye başladı. İşte kurtulmaya çalışıyorum, anlatmaya Şimdi çalışıyorum. Dün akşam da konuştuk zannediyorum, diğer arkadaşlarımız da farklı saat dilimlerinde paylaştılar ama Gaye aynı zamanda şeker hastası bir arkadaşımız. Dolayısıyla hani böyle de bir riskli duruma da yol açmışlar anladığımız kadarıyla, Evet. kendilerine söylemene rağmen. Evet. Evet, İlk lütfen andan devam et. itibaren söyledim zaten. Şeker hastasıyım, basın mensubuyum. Hani beni bırakın, bir sıkıntı oluşabilir. Ama yani memurlardan şöyle bir tepki aldım. İşte yalan söyleme, numara yapma. Ve o sırada benim gözlerim kararıyordu, artık bacaklarım tutmamaya başlamıştı. Yani bu tarz bir tepki gerçekten, kendi içimde zaten sağlığımla mücadele ediyorum, kendimi toplamaya çalışıyorum. Bir yandan hem sert bir müdahaleyle karşı karşıyayım, bir yandan da beni dinlemeyen devletimizin polisi var. Yani polis memuru bu insanlar ve benim orada yaşadığım durumla bana dalga geçme, işte şaka Evet. yapma, yalan söyleme falan gibi ibarelerde bulundular. Ellerimi ters kelepçe ile gözaltına almaya Yani ters kalktılar. kelepçe nedir? Gerçekten bir katil mi yakaladınız? Yani ters kelepçe nedir? Bunu anlamak gerçekten mümkün değil. Evet, ben de anlayamadım çünkü yaptığım bir şey de yoktu. Ben bir anda neye uğradığımı şaşırdım. Çünkü kendime anlatmaya çalışıyorum. Yaptığım bir şey de yok. Bir gazeteci olarak orada gözaltıları kayda alıyorum. Yapmam gereken bu zaten. Sonra? Daha sonra araca bindirildim. Daha fenalaşmaya başladım. Nefes alamadım. Polislere söylüyorum, muhabir olduğumu anlatmaya çalışıyorum. Her gelen polise şeker hastası olduğumu, işte basın mensubu olduğumu aktarıyorum. Zaten kısa bir süre önce de bir şeker dolayısıyla rahatsızlık yaşamıştım. Onu da aktarmaya çalışıyorum. Ama tamam deyip gidiyorlar, tamam deyip gidiyorlar. Artık iyice fenalaşmaya başladım. Beni aracın merdivenine oturtturdular. İşte kelepçeyi çıkarmak zorunda kaldılar. Zaten birçok yerimde kızarıklık meydana geldi. Sonrasında da meyve suyu içtim. O sırada biraz toparladım. Muhtemelen durumumun da kötü olduğunu gördüler. İşte kartımı verdim tekrar. Zaten o arbedede benim boynumdaki kartı çekip almışlar. Yani onu ne ara aldılar, hiçbir fikrim yok, görmedim bile. Başka basın mensubu olduğuma dair kartlarım vardı. Onları da verdim. Sonrasında bırakıldım. Yani sağlığımdan dolayı mı bırakıldım, yoksa anladılar mı aslında masum olduğumu, bilmiyorum. Yani muhtemelen endişe etmiş olabilirler. Kendi başlarının da Allah korusun senin başına bir şey gelmesi durumunda derde girebileceğinden endişe etmiş olabilirler diye tahmin ediyorum. Ama sadece göz korkutmak amacıyla da belki işte birkaç kadını gözaltına alalım da demiş olabilirler. Her şeyi düşünmüş olabilirler tabii. Ama biz şimdi şunu da söyleyelim. Öncelikle sana çok geçmiş olsun. Neyse ki bu Teşekkür ederim. gözaltı meselesi çok uzun sürmedi. Neyse ki sen sağlığından dolayı oluşabilecek herhangi bir daha büyük problemle karşı karşıya
kalmadın. Önemli olan kuşkusuz bu. Ama sen gazetecilik yapmak için oradaydın ve senin gözaltına alınma sebebin de gazetecilik yapmana evet. engel olmaktı. Dolayısıyla gel biz gazetecilik yapalım ve sen dün gece orada ne gördün? Kadınlar sence orada nasıl bir atmosfer verdiler, yarattılar ve neyin mesajını verdiler? Gözlemin ne? Onu konuşalım. Gözlemim şöyle, geçen yıl olduğu gibi bir müdahale olmadı başta. Kadınlar gayet rahatça, hani bazı noktalarda tabii ki kısıtlamalar oldu ama bir araya gelip... Ama istedikleri yere gidebildiler mi kadınlar? Sonuç olarak gidebildiler. Yani o katlı otoparkın olduğu yerde buluştu. Ve kadınlar sadece slogan atıyorlardı. Hükümet istifa sloganları vardı tabii ki aralarında. Çeşitli noktalarda basın açıklamaları oldu. Bunların içinde hep işte özgürlüğümüzü elimize alacağız gibi hani hakaret belirten aslında pek bir şey yoktu. Yani bir şey yoktu. Çok yoğun bir katılımdan söz edebiliyoruz evet, zannediyorum evet, değil mi? Evet, çok yoğundu. Binlerce insan vardı orada. Herhangi bir müdahale de olmamıştı. Aslında biz şaşırdık tabii. Hani bu kadar kadın bir araya geldi, slogan atıyor ve müdahale olmadı. Hani biz de evet. mutlu oluyorduk aslında. İnsanlar eğlendiler, yeri geldi şarkı söylediler. Ve daha sonra dağılma kararı aldılar zaten. Evet, ama bir gaz var, onu kullanmamız evet, lazım. İşte oraya gelene kadar da her şey. Evet. Daha ondan sonra... önce şunu söyler misin? Katılan kesimler açısından bize bir değerlendirme yapar mısın? Çünkü çok farklı kesimler aslında bu yürüyüşün bir parçası. Her kesimden insan vardı. Kadın, erkek, yani herkes vardı orada. Ve iyi niyetli bir yaklaşımdı aslında. Birçok noktadan insanlar, şehir dışından da gelenler vardı bunun için. Yani aslında güzel bir ortamdı. Ben mutlu da oldum. Festival havasındaydı. Evet. Depremzedelerin de unutulmadığını tabii, söylemeliyiz herhalde. Depremzedeler unutulmadı. İstekleri, ihtiyaçlar sayıldı. Kadın cinayetine kurban giden Hı-hı. kadınların isimleri Hı-hı. sayıldı. Yani aslında birçok toplumda yaşanan birçok soruna da değinildi. Yardım istendi. İşte dediğimiz gibi neye ihtiyaç varsa onlar sıralandı. Sonrasında sakince dağılınacaktı zaten. Bir evet. polis barikatı vardı. Dar bir koridordan kadınlar grup halinde dağılmaya başladı. Tabii binlerce kişi olduğu için dağılma da uzun sürdü. Biz de gazeteci olarak tabii ki bekledik bir süre. Dağılmada bir sorun olacak mı diye. O koridordan grup grup insanlar çıkarken kişi azaldığı için biz de çıkma kararı aldık. Çıkıyorduk zaten o esnada. Sonrasında bir anda bir çığlık duyduk. Yani ne oluyor dedik. Arkamızı döndük. O sırada KRT muhabiri Hüda Aslan da yanımdaydı. Geri döndük hemen. Kameraman arkadaşlarımız geçemediler polis barikatından. Biz geçip video çekmeye başladık. O an o ortam çok kalabalık değildi. Zaten biz de o esnada çekiyorduk. Baktım ki gözaltılar var. Birkaç kişiyi araca dayamış gözaltına alıyorlardı. Ben de bunu görüntülerken... Çığlık atan kadının kim olduğunu ve neden çığlık attığını tespit edebildiniz mi? Çünkü zaman zaman ne yazık ki biz işte hem müdahale hatta bazen bir takım taciz olayları da gündeme geldi biliyorsun hı hı. Bu tip toplantılarda. Dolayısıyla o olayı öğrenebildiniz mi? Şöyle orada dağılma esnasında slogan attıkları gerekçesiyle aslında alındıklarını düşünüyoruz. Öyle gördük biz. Kadınlara şimdi 2-3 kadın var ve etrafında bir sürü polis var. Sert bir şekilde bir müdahale var. Biz de bunları çekiyoruz. O esnada bir erkek polis memuru geldi. İşte çekmeyin vesaire hı, diye hı. bizi uyardı. Biz de basın mensubu olduğumuzu söyledik Hüda arkadaşımla birlikte. Bir şey demedi. Gitti. Yani basın mensubu olduğumuzu duyunca gitti. Ama daha sonra orada bir polis memurunun bizi çekiyor diye bağırdığını duydum. Hı. Bizden mi bahsediyordu farkında değilim. Başka insanlar da vardı çünkü. Sonrasında aynı polis memuru bana doğru yürümeye başladı ve kamerama elime müdahale etti. Yani itti beni. Ben de zaten görüntülerdeki gördüğünüz gibi ne yapıyorsun ben basın mensubuyum hani evet, zaten aslında orada biraz kaplan gibi görünüyorsun ama biz biliyoruz senin ne kadar o böyle kırılgan da bir yapın olduğunu evet, bir taraftan. Yani şaşırdığım için o anda çünkü ben orada görevimi yapıyorum evet. senin görevin neyse benim de görevim bu. Yani görevimi yapıyorum orada çekmek durumundayım. Sen de beni engellemeye çalışıyorsun. Ben de basın mensubuyum. Hani beni almayın. Ben basın mensubuyum. Görevimi yapıyorum. Derken bir anda memura mukavemet deyip kolumu evet. ters çevirdi. Evet. Kolumu ters çevirince zaten hani ben çekmeye çalıştım. Hala kendimi anlatmaya çalışıyorum. Bir anda başka polisler de geldi. Erkek bir polis geldi. Normalde kadınlara kadın polis müdahale eder ve bir erkek polis de vardı. Beni çekerek götürdüler. O sırada da şeker hastası olduğumu söylüyorum. Hani çekmeyin bir durun. Çünkü o anda adrenalinle şekerim ya yükseldi ya çok düştü. Bacaklarımı hissetmemeye başladım. Araca sert bir şekilde yüzümün burasını çarparak aslında kollarımı arkada birleştirmeye çalıştılar. Evet. Telefonum elimde. Telefonumu çekip aldılar.
beni getiren polis memuru da solumdaydı. Diyorum ki beni neden aldınız? Beni ittin dedi. Hayır dedim, ben sizi itmedim. Siz beni ittiniz. Hayır dedi, beni ittin dedi ve bir anda işte kelepçe takıldı. Zaten ellerim hala kızarık durumda. Araca çekiştirirken... Aynı anda o gaz müdahalesi de mi? O anda aynı gaz anda müdahalesi yaşanıyor. Yoktu. Ben araca bindirildim. O sırada sanırım bir gaz müdahalesi olmaya başladı. Bütün o kaos aslında o sırada yaşandı. Sesleri duyuyordum zaten araçta, evet, ama ben kötü bir niyetleri yokmuş. Seni gazdan korumaya çalışıyorlarmış gayet. Sağ olsunlar. Çok güzel kurdular. Yani evet, bindirilen araç da aslında gözaltı aracı değil, polis aracı. Benden başka 3 kişi daha vardı araçta. Evet. İkisi kadın, biri erkek. Yanımdaki kadının kelepçesi açıldı. O da ters kelepçeliydi. Ellerini öne doğru getirdi. Hani bakın kelepçem açıldı diye. Ve kadına 10 tane falan kelepçe taktılar herhalde yanında. Yani ben o şekilde hatırlıyorum. Bir sürü kelepçe gördüm elinde bir anda. Biraz bekledi, sonra dedi ki kan dolaşımım etkileniyor. Şu an ellerimi hissetmiyorum. Elleri de biraz kızarmış ve şişmişti. Çıkarmak istedi. Kadına ne oldu bilmiyorum şu anda. Çünkü beni sonrasında şekerim düştüğü için. Seni bıraktılar ama onları bırakmadılar mı o dakikaya kadar? Oradakileri bırakmadılar. Bir erkek, iki kadın daha vardı benim haricimde. Benim dediğiniz gibi sağlık sorunlarından dolayı belki... Evet. Mesuliyet almamak adına bırakmış da olabilirler. Emin değilim, bilmiyorum evet, o konuyu. Ama gerçekten o an, ama şunu unutmayacağım. Baygınlık geçirmek üzereyken, gözlerim kararmışken, bacaklarım tutmuyorken yere yığıldığımda, hani hala anlatmaya çalışıyorum. Ben şeker hastasıyım, tip 1 diyabet hastasıyım. Beni bırakın, nefes alamıyorum. Polis memuru bana işte yalan söyleme, yalan atma, ya he, öyledir falan. İnanamadım. Yani polis memuru ben kötü haldeyim ve bana yalan atma diyor. Böyle bir şey olabilir mi? Ya yalan söyleyen biri de olabilir belki. Ama sen bu riski göze alamazsın. Evet. Çünkü benim orada gerçekten sağlık sorunu evet, var. Bu şeyden farksız aslında. İşte koruma talep eden kadınlar var. Eşim beni öldürecek ya da beni tehdit ediyor diyen. Ve aldıkları cevap da bir şey yapmadan biz de müdahale edemeyiz oluyor. Bu onun gibi bir şey ve biz bir taraftan da kadın cinayetlerini konuşuyoruz. Ama kadınlar öyle ya da böyle inat ettiler ve 8 Mart'ta söyleyecekleri ne kadar şey varsa söylediler. Daha da güçlü söylemeye devam edecekler. Gazeteciler de haber yapmaya devam edecekler. Kadın gazeteciler ikisini birden yapmaya devam edecekler. Dolayısıyla teşekkürler Gaye. Oradaydın, bizi de bilgilendirdin. İyi ki daha fazla bir şey olmadı. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Bugün de gelip konuğumuz olup bize anlattığın için. Çok sağ olun.